Suriye'de Türkiye'nin kontrol altında olan bölgelerin sonu ne olacak? Türkiye Suriye'den tavan çekilecek mi? Yani daha evvel başka birisiyle bu konuları konuşuyordum ben. Burada şu anda şöyle bir durum var. Yani Amerika'da ben Washington Post'ta ya da New York Times'da okudum geçen hafta. Türkiye'nin yaklaşık 30 kilometrelik yeni bir koridor açacağı ve yani Afrin'den daha ileriye gideceği ve sadece Afrin bölgesi değil, bütün yani şu andaki Kürt bölgesini de Rojava bölgesini de sağlayacak şekilde aşağı doğru daha derin bir koridor açacağını ve bu koridorda şu andaki işte Türkiye'deki kaçak mültecileri oralara iskan edeceğine dönük bir makale okudum ben. Yani Türkiye'nin bir kere oradan çıkması muhtemelen olmayacak. Yani oralardan Türkiye çıkarsa bile muhtemelen bu çok büyük anlaşmalarla Türkiye'ye vaat edilecek çok daha başka şeylerle ancak olabilecek. Veyahut da Türkiye'nin hala hazırda o zaman için içine gireceği bir cendereden kurtulma için bir seçenek olarak yani bir masada kart olarak kullanılacak orası. Yoksa onun haricinde ben kesinlikle Türkiye'nin Suriye'den çıkacağını düşünmüyorum. Artık Afrin ve ilgili bölgeler, o Ceylanpınar'ın yanındaki yerler Türkiye toprağıdır. Türkiye haritasının içinde bundan sonra da biz yavaş yavaş buraların yer alacağını, oraların Türkiye Cumhuriyeti olarak gösterileceğini göreceğiz. Orada valiler var, kaymakamlar var, polisler var, öğretmenler var bilmem ne. Oralar artık aslanlar gibi Türkiye toprağı oldu. Yani Birleşmiş Milletler Anlaşması orada dururken, Suriye Devleti orada dururken Türkiye bildiğin aslanlar gibi bir toprak kazanımı yaptı. Yani şu gelişmiş dünyada. Hatta bunun biz farklı örneklerini de gördük. İşte Rusya'da şu anda mesela aynısını Ukrayna'da yaptı ki yapacak. Yani muhalefetin gelince Suriye'den çıkabileceğini ben düşünmüyorum. Biraz yani çıkarken dikkat etsin, saçı başı dağılmasın diyeceğim. Çünkü çıkamaz. Türkiye'nin devlet politikası olarak Suriye'ye girdi Türkiye. Bunu PKK'yı iyice zayıflatma için yaptı Türkiye'de. Ve Türkiye'de PKK gerçekten zayıfladı. Yani bakın ben bunu böyle söylerken Süleyman Soylu reklamı ya da ne bileyim işte Recep Tayyip Erdoğan reklamı yapmıyorum. Ben o iki kişi hakkında ne düşündüğümü zaten siz biliyorsunuz ama yani gerçekleri görmemiz lazım. Gerçekleri görürsek Türkiye Suriye'de bir toprak kazanımı gerçekleştirmiştir. Bu toprak kazanımının da ilerleyen tarihlerde çok büyük ancak başka bir takım olaylar karşısında bitebileceğini, yoksa kesinlikle oraların Türkiye toprağı olduğunu ve hatta bu toprağa daha sonra da eklentiler olacağını, belki de bu yıl içinde yine Suriye topraklarının bir kısmının yine Türkiye tarafından, yani artık adına işgal mi dersiniz yoksa özgürlük getirmek mi dersiniz, demokrasi dağıtmak mı dersiniz, ne derseniz, ondan gerçekleşeceğini düşünüyorum.